Şu ana kadar şirketle ilgilenemedim. Eğitimim de bu yönde değil. Ama babamdan kalan tek miras erdemli olmak. Siz bana yardımcı olursanız hep birlikte eski günlerdeki gibi bu şirketi güçlü bir hale getirebiliriz. Biliyorum bunun çok zor olduğunu. Zaten her şeyi kaybetmiş durumdayız. Ama bir riske girmiş olmayacağız. Başarırsak kazanan biz olacağız. Kızım, sen bize rahmetli babandan yadigarsın. Tabii ki sana yardımcı olacağız. Zaten aileden birinin şirketin başına geçmesi gerek. Anneniz Zümrüt Hanım işlerle pek ilgilenmedi. Senin şirketin başına geçmen en münasibi. Çünkü %80 ise sana ait. Elbette. Geri kalan %20'si de annenizin kontrolü altında. Ya kardeşlerim? Onların hissesi var mı? Var. Onların da hisseleri annenin hisselerinin içinde. Neden eşit değil? Babam neden böyle bir paylaşım yapmış? Bilmiyorum kızım. Kemal Bey'in takdiri. Madem şirketin başına geçeceksin, babanın odasında çalışmak senin için en hayırlısı kızım. Hadi. Gel. Geç. Rahmetli sıkıldığı zaman şu camın önüne gider, orada durur, saatlerce düşünürdü. Sonra derin bir nefes alır. Durmak bize yakışmaz Osman. Bize hareket gerek derdi. Sonra geçerdi masasının başına. Çalışmaya başlardı. Neden böyle oldu Osman amca? Nerede hata yapıldı da işler bu hale geldi? Son ihaleyi kaybedince her şey baş aşağı gitmeye başladı. Kemal de yoktu. Bir türlü toparlayamadık kendimizi. Yani o zamana kadar bir sorun yoktu, öyle mi? Asla. Altın çağımızı yaşıyorduk. Ama babanın ölümü, son ihaleyi kaybetmemiz, şirketin kötü yönetilmesi, başıboş kalması... işte geldiğimiz nokta ortada. Çalışanlar iki aydır maaşlarını alamıyorlar. Tazminatları yanacak diye istifa edip gidemiyorlar. İşi gücü olmayan onlarca insanla doldu taşlı şirket. Bir dakika Osman amca, işler kötü olduğu için mali sıkıntıya girdi diye intihar etmedi mi yani babam? Dedikodular hep böyle hızla yayıldı. Asla kızım. Babanın ölümüne kadar her şey yolundaydı. Zaten şirketin gelir gider defterlerinde hepsi var. İyi de o zaman neden babam intihar etti Osman amca? Lalem'in doğum günü için köpek alınacak. Girin. Aşkım. Güzel karım, şirketteki ilk günü nasıl geçiyor diye merak ettim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çalışmaktan fırsat bulup da yemek yiyememişsindir diye düşündüm. Aklıma gelmedi gerçekten. Hani bana söz vermiştin? Hani iyi beslenecektin? Acıkmadın mı yoksa? Acıktım biraz. Sen acıktıysan oğlumuz da acıkmıştır, öyle değil mi? Sen ver istersen. Peki efendim. Afiyet olsun. Ah, inanmıyorum. Hadi gel. Gel otur şöyle. Çınar, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlat bakalım. Nasıl geçiyor ilk günün? Neler yapıyorsun? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Anlarım biraz bu işlerden.
Tabii ki yardımcı olursun. Ama bambaşka bir konuda yardımcı olabilirsin. Dinliyorum küçük hanım. Ben bugüne kadar işler çok kötü gittiği için bir sürü borç oldu ve babam buna dayanamadığından intihar etti sanıyordum. Ama Osman amca bugün bambaşka şeyler söyledi. Ne gibi? İşler gayet iyiymiş. Her şey yolundaymış babam ölene kadar. Borç filan da yokmuş. Peki o zaman babam neden intihar etti Çınar? Asla kendini öldürecek bir adam değildi. Hele kızının doğum gününde. Bunun nedenini öğrenmeliyim. Bana yardım et. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Haluk abi. Tamam, sizden haber bekliyorum. Bu iş tamam. Başka bir arzunuz? Ne işi? Haluk abi emniyetten emekli. Bizim eski bir dostumuz. Bu konuda bize yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim Çınar. Lalem, sen hep böyle gül. Ben başka bir şey istemem.